İyi geceler sayın seyirciler. Klasik komediler kuşağında bu akşam sizlere bir Marx Kardeşler filmi sunuyoruz. Room Service, oda servisi. 1938 yılı yapımı ve yaklaşık 78 dakika. Marx Kardeşler ki ülkemizde vaktiyle 3 ahbap çavuşlar olarak tanındılar ve çok sevildiler. Ne yazık ki bugün gençlerin tanıdığı bir komedi üçlüsü değil artık. Çünkü filmleri çok uzun zamandır Türkiye'de oynamadığı ne küçük ekrana geldi, ne bunlar bir festivalde bir toplu gösteri şeklinde gösterildi. Oysa Batı'da hala komedi deyince Marx Kardeşler çok ayrıksı bir yer tutarlar. Ve onların komedisi üzerinde sayısız incelemeler yapılmıştır. Neredeyse kalın kitaplar çıkmıştır. Allah'tan bize yakın zamanda DVD'leri çıkmaya başladı. Belki bu şekilde genç bir kitleye ulaşmak fırsatı olur filmlerin. Aslında 5 kardeşler biliyorsun. Hı-hı. Ama biri hiçbir zaman bu show business işiyle ilgilenmedi. 4. kardeşleri Zeppo onlara katıldı. Hatta birlikte bir film yaptılar fakat Zeppo hemen ayrıldı. Böylece 3'e indiler. Doğum sırasıyla Chico, Harpo ve Groucho Marx. Kardeşlerin doğumları 1886 ile 1890 yılları arasına düşüyor. Ölümleri ise tabii 1960'lı yıllardan sonra. Önce Chico ölmüş 1961'de ve en son Groucho Marx ki bizde Arşak Pala Bıyıkyan diye evet. tanınıyordu. O da 1977 yılında aramızdan ayrıldı ve böylece komedi tarihinde bir devir kapandı. Biz de çok sevilmişlerdi 30'lu 40'lı yıllar boyunca özellikle. Bunda belki de onları çok ünlü bir seslendirme sanatçısının Ferdi Tayfur'un seslendirmesi bir unsur olmuştu. Ferdi Tayfur üçünü birden konuşurdu. Daha doğrusu bir tanesi hiç konuşmadığı için ikisine birden o konuşurdu. Tabii bu bizim bildiğimiz sanatçı, şarkıcı Ferdi Tayfur değil. O dönemin ünlü seslendirmecisi ve aynı zamanda tiyatro oyuncusu Ferdi Tayfur. Ne dersin Marx Kardeşler'in komiği üzerine? Aslında Marx Kardeşler bence hala çok komik. Üstelik hep söylüyoruz, o sessiz dönemde gelişen mizah hala bugün de devam ediyor. Yani belki daha fazla diyalog yazılabiliyor ama diyaloglar biliyorsunuz sınırlı sinema için. Yani ses yarısı sadece sinemanın önemli olan bütün o gaglerin içindeki hareketlilik ya yani o biraz durum komedisi, o komedyenlerin neredeyse akrobat gibi hareketliliği. Bütün bunların sadece bir kısmını yapan bir komedyen çıktığında bugün örneğin bir Jim Carrey yere göğe koyulmuyor. Oysa hani hiç konuşmayan Harpo Marx kadar bile komik değil. Yani böyle bir kıyaslama yaparsanız yetenek açısından. O yüzden bence bu filmleri tekrar tekrar izleyip nereden nereye gelindiğini aslında çok aşama kaydedilmeyip mesela mizah alanında biraz gerilendiğini görmek lazım. O yüzden ben çok önemli buluyorum onları. Bir de kendilerine özgü özellikleri var bu kardeşlerin. Yani işte Groucho'yu hemen tanıyorsunuz. Öyle bir pala bıyığı var. Hani bize verilen soyadı o yüzden. Ya da işte Harpo'ya bir bakıyorsunuz hiç konuşmuyor ama hep aynı pardüsüyü giyiyor, aynı şapkayı. Elinde bir klakson onunla işte yapıyor. Bir kırmızı peruğu var. Ya da abartılı bir İtalyan aksanıyla konuşan ve tipik bir sahtekarı oynayan, sık sık da kız peşinde koşan Chico'yu görüyorsunuz. Yani hemen tanıdığınız, hemen benimsediğiniz ve onlarla özdeşleştirdiğiniz özgün mizahlara sahipler. Zaten ben de onları biraz anlatacağım yani ama sırası gelmişken söyleyeyim. İnsan karakterinin çok farklı yüzlerini, yanlarını temsil ediyorlar. Ben şöyle yazmışım. Sözün bir silah, sessizliğin bir sanat, absürdün kendi başına bir mantık ve yıkıcılığın bir ince meslek olduğunu herkes onlardan öğrendi ve öğrenmeye devam edecek. Komedi anlayışları aslında tam bir sentez. Commedia dell'arte'den de yararlanmışlar ama aynı zamanda burlesk ya da lufok denen komedi akımlarından da, ekollerinden de yararlanmışlar ve bunları bir senteze ulaştırmışlar ama en çok bizim dilimize saçma diye çevrilebilecek olan absürt komediye dayanıyor onların mizahı. Groucho dediğin gibi o inanılmaz ve hatta bazılarının sürekli takma, sahte sandığı evet. o görkemli bıyığıyla hatırlanıyor. Arşak Pala Bıyıkyan adı da dediğin gibi oradan geliyor. O grubun beyni ve espri makinesi. Harpo dilsiz hiç konuşmayan, hep garip aletler taşıyor. Ceplerinden sürekli garip şeyler düşüyor yerlere ve o da kızları harp çalarak tavlama özelliğine sahip. Chico da dediğin gibi bir anlamda Amerika'daki azınlıkların, o yıllardaki azınlıkların hı hı. temsilcisi. İtalyan şivesiyle konuşuyor ve her türlü üçkağıtçılık da ondan bekleniyor. Peki bu akşam göreceğimiz oda servisi ne anlatıyor? Bu akşamki oda servisinde Groucho Marx bir tiyatro oyunu yapımcısı. Beş parasız bir otelde kalıyorlar.
ne oyunun işte sponsoru onlara destek olabiliyor, ne kendilerinin cebinde bir kuruş var. Hesabı ödeyemedikleri gibi aç bir aç, gidecek yerleri de yok. Orada kaldıkça işte borçları büyüyor. Onları atmaya çalıştıkça yeni dala verelere giriyorlar ve sürekli bu otel odasında kalan insan sayısı da artıyor. Çünkü gelen herkes sığınıyor ve otelin içinde yani tam bir kaos var. Odalarda, yönetimle, balo salonunda, aklınıza gelen her şey, bir hindi bile eksik değil bu filmde. Evet, bir hindi sahnesi var, çok komik olduğu biliniyor. Şimdi bir Broadway oyunundan uyarlanmış. Oysa daha önceleri asıl büyük filmlerinde onlara özgü senaryolar yazılıyordu. Hı hı. Burada belki daha iyi bir malzeme var diye düşünülebilir ama tersi olmuş galiba. Bu Broadway oyunundan uyarlama olayı sanki onları biraz kısıtlamış. Bu da filmin lehine olmamış yani genel kanı o. En iyi Marx Kardeşler komedilerinden biri değil ama doğrusu onları tanımak için çok iyi bir fırsat ve yeterince komik. Tabi Metro-Goldwyn-Mayer adlı büyük şirkete geçmişler. Bu o şirkette çevirdikleri filmlerden biri. Bu yüzden casting de ilginç. Mesela daha sonraları komedinin ve Amerikan televizyonlarının özellikle büyük starlarından olan Lucille Ball var bu filmde. Hı hı. Ayrıca yine sonraki yıllarda müzikallerin vazgeçilmez dansözü olan Ann Miller da bu filmde nispeten küçük bir rolde karşımıza gelecek. Bir de bu filmin tabi sinema severler için bambaşka bir özelliği, bir avantajı var. Marx kardeşlerin bütün filmleri siyah beyazdır. Hiç renkli film çevirmediler. Hı. Oysa bu akşam biz seyircilerimize renkli bir film sunuyoruz. Nasıl yaptık bunu? Bir mucize mi yarattık? Hayır. Sadece bu son dönemin moda tekniğiyle sonradan renklendirilmiş bir film. Dolayısıyla onları ilk kez renkli olarak izleyebileceğiz. Peki bu filmle ilgili eklemek istediğin bir şey ya da eleştiri örneğin var mı? Filmimiz tabii John Murray ve Alan Borris'in yazdığı Broadway oyunundan uyarlamasında söylediğiniz gibi bir Duck Soup gibi %100 Marx kardeşler yani ürünü olmamakla birlikte son derece başarılı bulunuyor ve filmin işte bir tiyatro gösterisi için insanların para toplamasının ne kadar zor olduğunu ve show business denen şeyin ne kadar aslında kırılgan olduğunu ve hep oyuncuların zarar gördüğünü anlatan bir farz demiş Movie Mirrors. Leslie Halliwell'da ki ben son zamanlarda pek onun yargılarına nakleder oldum şöyle demiş. Bu klostrofobik oyun çünkü tümüyle bir otelde geçiyor. Evet. Kardeşler için pek uygun olmayan biçimde uyarlanmış. Onlar da sanki gerçek insan karakterlerini ancak çok uzaktan benzeyen kişiler canlandırarak intikam almışlar. Olabilir. Öyle ama Marx kardeşlerden ki, her şey beklenir. Evet, ayrıca öyle bir yargı ki iyi mi, değil mi, iyi mi, kötü mü tam anlaşılmıyor. Hollywood biraz aksidir biliyorsunuz. Evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi sizleri komedi sineması tarihinin bu ilginç örneğiyle 1938 yılından gelen ancak sonradan renklendirilmiş olan bir Marx kardeşler komedisiyle Oda Servisi adlı filmle baş başa bakırken hepinize iyi seyirler. İyi geceler.